Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak? Ocak ayında memur maaşları ile birlikte sosyal destek alanların gelirleri de artmıştı. 5097 lira olan evde bakım yardımı Ocak-Haziran 2024 dönemi için 7608 lira oldu. Zamlı aylıklar yatmaya başlarken Şubat ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Ödemeler her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte SMS ve E-Devlet sorgulama ekranı. Evde bakım maaşı 2024 ne kadar oldu? Kaç TL? Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de %49,25 oranında zam yapıldı. Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5098 TL'den 7609 TL oldu. Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre ayı ayı ödemelerinin de 15 Şubat tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. SMS ile evde bakım maaşı sorgulama. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne bakiye yazıp, 4747 SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. E-Devlet ile evde bakım parası sorgulama. E-Devlet'in, engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama, sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartın bulunması gerekiyor. Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki aile ve sosyal politikalar il veya varsa, ilçe müdürlüklerine, başvuru yapılıyor. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.